Medya Haber'den merhaba. Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Günlerdir Türkiye'nin de dünyanın da gündemine giren Türkiye'deki orman yangınlarını konuşacağız. Orman yangınlarıyla bağlantılı siyasal gelişmeleri, diğer taraftan iktidarın, muhalefetin tutumunu linç üzerinden devşirilmek üzere istenen siyaseti de konuşacağız. Konuklarımız var. İki konuğumuz da ekolojist, bu konudaki çalışmalarıyla tanınan insanlar. Evet, bir konuğumuz Yusuf Gürsucu, Yeni Yaşam Gazetesi ekoloji editörü. Yine Beyza Üstün hocamız HDP Ekoloji Komisyonu'ndan konuğumuz olacak. O da teknik hazırlıkları bitince bizimle birlikte olacak. Yusuf Hocam hoş geldiniz deyip hemen sizinle başlayalım. Geldi Beyza Hocam, geldiyse o zaman direkt Beyza Hocam'a hoş geldiniz deyip Yusuf Hocam ondan başlayalım biraz. Çünkü o sahadaki gelişmeleri de takip ediyor, yakından izliyor. Oralarda bildiğim kadarıyla. Hocam bu orman yangınları devam ediyor ama siz de oradasınız. Özellikle Muğla Belediyesi'nin bu konuyla ilgili yaptığı bir çalışma da vardı. Bilmiyorum o çalışmada katkılarınız neler. Ama orada dikkat çekici yaklaşımlar, dikkat çekici bilgiler de vardı. Önce hem bize bu orman yangınlarıyla ilgili sahadaki gelişmeleri aktarsanız, bir de mümkünse oradan birkaç grafiği de biz derledik. O grafikler üzerinden de belki bilgiler verirsiniz. Buyurun, siz ne diyorsunuz? Selim Hocam merhaba, Yusuf Hocam merhaba. Sizin olmak çok güzel. Geciktim, lütfen bağışlayın. Medya Haber'de emeği geçen bütün arkadaşlarımı da selamlayarak başlayayım. Yani çok alanda olduğumu söylemek haksızlık olur. Çünkü evet, alandayız pek çok arkadaşımla birlikte ama daha çok yardım taşıyan bir yerdeyiz. Katkı veren, söndürmeye çalışan pozisyonlarda değiliz. O pozisyonlarda emek veren binlerce gönüllü insan var. Biraz sonra sizin hazırladığınız grafiklerde, Muğla Belediyesi'nin raporundan çıkarttığımız grafiklerde de göreceksiniz. Çok büyük alan. Yani mesela şu an Marmaris'i gösteriyorsunuz. Marmaris, yani bu gördüğünüz alan bütün neredeyse Marmaris Körfezi'nin hemen hemen tamamını, kocaman, devasa bir alan. Yaklaşık 13 bin, 14 bin hektar orman alanı Turunç'ta yandı. Milas'ı görüyorsunuz, Bodrum tarafından başladı ve Akberen ormanlarına kadar da ulaştı yangının etkisi. Şu anda da Ali Ağa Termik Santralı'na doğru bir hat yanıyor. Akberen o tarafa yapılacak Yeniköy Termik Santralı'nın o civarı söndürüldü. Ancak soğutma çalışmaları devam ediyor. Bizim tarafta, yani Datça tarafında, işte Marmaris'ten Datça yönüne doğru geldiğimizde Bozburun tarafı, Turgutköy ve Selimiye tarafında ciddi bir yanma var Hisar önünden. O da soğutma aşamasında. O yani yaklaşık 8-9 gün süren, neredeyse pek çok orman ekosisteminin o bölgede yandığı yer şu anda soğutuluyor. Ciddi bir yangın yaşadık Ege bölgesinde, ama sadece Ege'de yaşamadık. Şu anda Yunanistan yanıyor, İtalya'da pek çok yer yanıyor, Dersim bölgesi yanıyor, Lice ormanları 2015'te olduğu gibi ve daha öncesinde olduğu gibi yeniden yanmaya başladı. Manavgat'tan başlamıştı hatırlarsanız ayın 29'unda. Gene sizin ekranınızda görüyorsunuz bütün yani nasıl diyeyim, güneybatı Türkiye'nin Akdeniz ve Ege başlangıcının olduğu kısımda pek çok ormanlık alan ciddi anlamda yandı. Manavgat'tan Antalya tarafına doğru yürüdü. Şu anda 2 gündür orada sürüyordu. Bugün bu bilgiyi alamadık. Yani kontrol altına alındı mı alınmadı mı bilmiyoruz. Köyceğiz tarafı yanıyor. Yani o Ortaköy'e, Ortaca'ya doğru dönerse
tekrar Marmaris'ten bu kıyıya doğru dönme olasılığı da çok yüksek ama orada ciddi bir yanma var. Herkes, gönüllüler, binlerce insan alanda. Onun için az önce sözüme başlarken haksızlık olur. Yani alanda olduğumuzu söylemek. Evet, alandayız. İşte Muğla ilinin Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmaya göre bütün bu söylediğim bölgelerde 500 küsur bina yandığı iddia ediliyor. Konutlar, ahırlar, iş yerleri, okullar, camilerin yandığı veya hasar gördüğü belirtiliyor. Ama itfaiye, bütün itfaiye ile birlikte binlerce gönüllü, yörede yaşayan insanlar gündüz ve gece demeksizin o alanda hortumlarla, taşıma sularla, neredeyse itfaiyenin taşıdığı, tankerin taşıdığı sularla söndürmeye çalıştı. Yani 8 güne yakın bir süre Ege bölgesinde yangın sürdü. Helikopterleri son 2 gündür tek tek görüyoruz. Uçak zaten bu yangın işlemine çok uygun değil herhalde. Hiç gelmedi. 8. gün işte Dalaman Havaalanı'na indiği söylendi. Yine ekranlarınızda görüyorsunuz, işte hayvanlara yardıma koşan insanlar, veteriner hekimler Haytap bölgedeydi. Her gün bu çabayı sarf ettiler. Yaralı hayvanlara müdahale etmeye çalıştılar. Zeytinlikler yandı, narenciye alanları yandı. Hem Marmaris'te hem farklı alanlarda. Tarım arazileri kullanılamaz hale geldi. Bunun daha ortaya ne kadar hasar var, neleri kaybettik, bunların hepsi çıkacak. Ama Muğla Büyükşehir Belediyesi hızlıca bir çalışmayı yapmış durumda. Sizin ekranlarınıza yansıyan, bizlerin yaptığı çalışma değil, Büyükşehir Belediyesi'nin raporundan sizlere aktarmaya çalıştığım Köyceğiz, Marmaris, Milas civarındaki hem büyükbaş hayvanların, hayvancılığın nasıl zarar gördüğünü görüyorsunuz. Hem de tarım alanlarının, arılarda ciddi, kovanlarda ciddi yanmalar var. Yüksek rakımdaki ormanların tamamı gitti. Aşağıdan söndürülebilenler söndü. Şimdi mesela bugün ve dün Turgutköy ve Orhaniye bölgesi Hisar önünden itibaren artık o kadar yorgun ki itfaiye ve gönüllüler, soğutmaları yapıyorlar. Yeniden parlıyor çünkü yer yer. Ama büyük yangın sönmüş durumda. Şimdi yatağına doğru yürüyen bir yangın var. Milas tarafından bir kısmı kontrol altına alındı. Köyceğiz yürüyor. Aydın Çin'e çok ciddi üst kotları, Yeniçi'de üst kotları yanıyor. Yayılıyor. Yani yangın bir taraftan yayılıyor. Buna işte hepimizin bildiği nedenler aslında. Şu andaki sıcaklık çok rahatlıkla alev almaya uygun. Yani bugünkü değil. Bugün rüzgar çok hakim bu bölgede. Ancak yangının çıktığı 29'undaki günleri takip eden, yaklaşık bir 10 güne yakındır, çok yüksek sıcaklıkta hep beraber yaşamaya çalışıyoruz. Yani ayağınızı sürtseniz alev alır durumdaydı zaten. Dolayısıyla tabii bir yığın nedenle, işte sigarasını atmaktan tutunuz da bir çocuğun iki tane çatapat oynamasına kadar ya da işte bir camın parlamasına kadar tetikleyici nedenler de var. Ama bunun çok ötesinde cidden ekolojik krizin temel paradigmalarından bir tanesi iklim krizinin şu an Akdeniz ormanlarındaki görüntüsünü görüyorsunuz. Yani sadece bizde değil, İtalya'da, Yunanistan'da da görüyorsunuz. Rüzgar buna çok destek oldu, yayılmasına çok destek oldu. Ama bunun ötesinde nedeni bu olduğu görünüyor. Ama bunun ötesinde siyasi iktidarların hazır olmadığını görüyoruz ya da isteyerek yavaş durduğunu görüyoruz. Hangisi bilmiyorum. İkisi de birbirinden kötü. Siz Fehim Hocam bir şey sormak istediniz herhalde. Yok, ben siyasal meseleleri de ayrıntılı konuşalım. İlk turda biraz izleyicilerimizi bilgilendirelim istedim ama aslında
bu işin kökeninde hepimiz de biliyoruz ki aynı zamanda Türkiye'yi yönetememekten kaynaklı nedenler de var. Ama alandasınız, yardımcı olmak da kuşkusuz orada emek vermek de alanda olmaktır. Sadece yangın söndürmek değil, o alanda sizin gibi insanlar nasıl destekler sunduğunu da biliyoruz. Varsa vereceğiniz bilgiler doğrusu izleyicilerimize aktarmak isteriz. Yani çok çok sayıda insan gönüllünün çabasıyla bugün kontrol altına alındığını pek çok yerde söylemek mümkün. En azından Marmaris ve çevresinde söylemek mümkün. Bunu özellikle altını çiziyorum. Mesela Akbelen ormanlarında mücadele eden İkizköy direnişçileri 2-3 gecedir, 2-3 gündür hatta o bölgedeki termik santrala doğru yürüyen ormanları, orman yangınlarını söndürmeye çabaladılar ve başardılar. Yani gönüllüler bu işi başardı, yörede yaşayan insanlar başardı ve siyasiler işte gönüllülerin alana girmesini yasaklamaktan söz ediyormuş son günlerde. Yani bunu izleyecek vakit bile bulamıyoruz biz burada. Ama hiç boşuna uğraşmasınlar çünkü... Sizin de dediğiniz gibi evet söndüren bir binlerce insan var. Emin olun canını dişine takıp yemek ve su taşıyan, kendisi yemek yemeyen yüzlerce insan var burada, gönüllü var. Hep beraber söndürüyoruz bu yangını. Bir şeye daha geçit vermiyoruz Fehim Hocam. Bu bence çok daha önemli. Yangınların çıkış nedeninde bir yığın provokatif sözler söylemeye başladılar zaman zaman. Hatta bölge bölge de kimlik kontrolüne gidecek kadar ya da işte Kürt olduğunu anlaşıldığını düşünen ya da öyle olduğunu düşünen insanların önü kesilecek kadar ileri gidilebildi ama bu çok yaygın olmadı. Bunu çok samimiyetle bölgeden söylemek istiyorum. Bu umut verici. Aralarda insanlar çıktı ama bunu bıraktı herkes. Herkes biliyor bu yangının nedeninin neler olabildiğini, peki, neden söndürülmediğini de ya da neden söndürülemediğini de biliyorlar. Peki. Onun için bunlar tutmadı. Biz açıkçası alanda olanlar yangın kadar bundan da korktuk. Çünkü ırkçı sözler çok yükseldi ama derhal sakinlikle bunun üstesinden gelindi. Ben burada bırakayım, Yusuf Hoca'yı dinleyeyim. Ondan sonra tamam. Peki, onların da ayrıntılarını sizden alalım. Yusuf Hoca'yla konuşmadan önce doğrusu sosyal medyada da gördük. Muğla'lı fotoğrafçı Selahattin Çelik bir görüntü Milas Akçakaya'dan çekmiş. Yarım saatlik bir sürede onu 30 saniye indirmiş. Ve sizin anlatımlarınızdan da anlıyoruz ki gönüllüler gerçekten çok büyük çabayla çok büyük bir iş başarmışlar. Yusuf Hocam müsaade ederseniz bir 30 saniye kadar o görüntüyü verelim. Hemen ardından bu kez sizinle devam edelim. Evet, o görüntüye birlikte bakalım. Evet Yusuf Hocam, herhalde sadece 30 saniyede ancak yaşanan felaket böyle ifade edilebilir. Türkiye bir çevre felaketi yaşıyor. Siz de Yeni Yaşam gazetesinde bunları çok yakından takip ettiniz. Size düşen bilgiler neydi, neler yaşandı, neler oldu bu yangınla ilgili? Bir de sizden bir bilgilendirme alalım istiyoruz doğrusu. Çünkü hala bile Türkiye'de işin ciddiyetini bilmeyen çok geniş bir kesim var. Buyurun. Evet hocam. Aslında biz tabii ki baştan beri bu süreci yakından takip etmeye çalışıyoruz. Yani sürekli sosyal medyada bile görüntüler, bilgiler toplayarak soruna yakın görmeye, yani içinde olmaya, hani yani her ne kadar orada olmasak da dışarıdan ama ruhumuzda orada olarak bu süreci yürütmeye çalıştık. Burada benim en belirgin, biraz önce Beyza Hocam da dikkat çekti. Yani ya beceriksizlik ya da bir
şey var, yani burada bir gariplik var. Ya yangınlar serbest bırakıldı, yansın, ya da ateşlendi. Bu noktalarda çok bir veri yok ama elimizde. Bazı şeyler bizim burada iktidarın ya da yangından çıkarı olan çevrelerin bu süreçte bir şey çevirdiklerine inanıyoruz. Şimdi, çünkü şöyle, örneğin Muğla'da yanan ormanlık alanlara baktığımızda daha Temmuz ayında, yani öncesi de var bunun, Temmuz ayında 81 milyon metrekare alan madenler için ihaleye çıkarıldı. Yani 81 bin dönüm. Ve bu alanların tamamı yandığını görüyoruz şu anda. Bu böyle olunca tabii ki normal şeyler düşünmek durumunda değiliz. Düşünemeyiz de. Özellikle de en son alınan karar, bu işte aktivistlerin ya da yardıma gelen insanların ormanların içine alınmayacağına dair kararsa, sanki bir şeylerin saklanmak istediğini ortaya çıkaran bir durum. Bu nedenle de yani hocam gayet net anlattı oradaki yaşanan süreci. Özellikle de biraz önceki o yarım saatlik görüntü, 30 saniyeye hızlandırılarak verilişi, yangının gerçekten nasıl önlenemez bir şekilde geldiği ve bu yangınları köyleri sararken hiçbir çabanın, yani devlet tarafından organize edilmiş bir çabanın olmadığında görebiliyoruz orada. Hiçbir müdahale yok. Ya bunun şeyine geçersek, yani şimdi küresel boyutta bir sıkıntı yaşanıyor. Yani küresel ısınma bütün dünyayı artık sarmış durumda. Ciddi anlamda etkiliyor. Bunun şeylerini bu NASA'nın yayınladığı şeyde de gördük, verilerde. Yani dünyanın hemen hemen dört bir yanında çok büyük orman yangınları yaşanıyor. Bu orman yangınları bir parçası da Türkiye'de bu bağlamda, yani çevresel anlamda, küresel ısınma bağlamında yaşanan ilk yangınlardan biri diyebiliriz. Daha öncekilerin hemen hemen tamamı yani ransal amaçlı ya da askeri operasyon amaçlı yakılan alanlardan oluşuyordu. Yani kendiliğinden çıkan, işte bu şekilde çok büyük bir şekilde karşımıza ortaya çıkan bir yangında karşılaşmamıştık bugüne kadar. Bunu Yunanistan çok yaşadı. Bugün belki bizden daha da ağırını yaşıyor. Bizim burada, bizim bu yangına bakış açımızda işte bilim insanlarının zaten yaklaşımları var. Şu anda buralar yandı. Buralara yönelik neler yapılabileceğine dair öngörüler, her şey tartışılıyor, ortaya konuyor. Biz bunun tabii ki siyasi boyutuna bakmakla yükümlüyüz, bakmak durumundayız. Yani böyle bir felaketi yaşatan, bu felaket karşısında hiçbir önlem almayan, öncesinden gelen bir önlem, bir çalışma olmayan, işte yangın söndürmek için bütçesine 1.000 liralık bir bütçe ayırabilen bir Orman Bakanlığı'ndan söz ediyoruz. Yani Orman Bakanlığı çok ciddi lüks araçlar, üst segment araçlar, şunlar bunlar alırken bünyesine, yani ne helikopteri ne uçağı yok. Yani yangın yanacağı, yani ormanların yanacağı çok önceden beri belli. Bilim insanları bunu da yani 4-5 yıldır Akdeniz Havzası'nda büyük orman yangınlarının oluşabileceğini ortaya koyan işaretleri koydular ortaya. Deniz ısısıyla karasal ısının birbirine eşit hale gelebileceği ve bunun da büyük yangınlara, büyük ısınmalara yol açabileceği verilerle ortaya konmuş, raporlanmış hocam, şeyler. Fakat bir şey sormak istiyorum Yusuf Hocam. Siz bu alanda epeyce de çalışma yapan bir gazeteci arkadaşımızsınız. Yani bu yangınlar ben geliyorum dedi mi, emareleri neydi? Biraz belki onu aktarsanız, ardından hükümet bu gelen yangına belki niye sessiz kaldı, onun da gerekçelerini konuşmak mümkün. Ama bu geliyorum diyen bir felaket miydi? Evet, fakat bu geliyorum diyen bir felaket ama yani başladığı noktada buna müdahale edip söndürmek mümkündü. Yani büyümemesi sağlanabilirdi. Fakat bu alanların aynı zamanda maden alanları, aynı zamanda turizm alanları ile birlikte çakıştığı zaman muhtemelen kontrolü elinden kaçırdıklarını düşünüyorum. Ben bu boyutta bir yangını hazırlayabilecek bir gücün olduğunu düşünmüyorum zaten. Bir yerlerden birilerinin başlattığını inanıyorum. Küresel ısınma ya da bölgesel ısınmanın yarattığı kendiliğinden çıkabilen yangınlar da var ama
Burada işte sahil kesiminden başlayan, maden sahalarından başlayan orman yangınları tabii ki bizim bu konuda şüphe duymamızı gerektiriyor. Yani hiçbir şey yokmuş gibi sadece küresel ısınmaya topu atıp sürece bakmaya çalışamayız. Yani burada bir siyasal sorumluluk var, burada bir sermaye saldırısı var, burada bir yani mevcut iktidarın bu konudaki hem beceriksizliği ters yanıyla da ciddi bir becerisi söz konusu. Tam da, yani buralardan okuma yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Tam da buradan devam edelim. Çünkü sonuç itibariyle başlangıçta işin tablonun ne olduğunu öğrenmekte yarar vardı ama şimdi Beyza Hocam, Yusuf Hocanın da anlattığından gördüğümüz AKP, MHP iktidarı bir kez daha bu tabloda da sınıfta kaldı. Birçok yerde sınıfta kaldığı gibi. Bu tabloda AKP, MHP'nin sınıfta kaldığını hangi emareler üzerinden, yangın boyutuyla şu son 29 Temmuz'dan bu yana yaşanan boyutuyla değerlendirdiğimizde nasıl bir resim görebiliriz? Yani Fehim Hocam, bir kere biraz evvel Yusuf Gürsucu, sesim geliyor mu? Bana geliyor, gelmiyor çünkü. Geliyor. Tamam. Biraz evvel Yusuf Gürsucu arkadaşım şey dedi, yani bu bölgede verilmiş maden ruhsatlarına işaret etti. Birincisi bu, yani sınıfta kalmanın ötesinde bir çaba görüyorum ben, ki Yusuf da aynı şeyi görüyor. Eminim siz de bu okumayı ya da başkaları da böyle yaptığı zaman çok sınıfta hani rastlantısal becerememenin dışına çıkıldığını görüyoruz hep beraber. Sevgili Yusuf Hocam da aynı şeyi söyledi. Yani Yusuf da bunun altını çizdi. Ama başka bir emare daha var. Ayı 28'inde bir genelge yayınlanıyor. Yani şeyler başlamadan, yangınlar başlamadan bir gün önce başlamış, yazılıyor bu genelge. Ne tesadüftür ki orman yangınlarında yanan yerlerin nasıl dönüştürüleceğine dair bir Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlanıyor. Ve bu genelgeye göre yanan orman alanları turizm gelişme alanı olarak Turizm ve Kültür Bakanlığı'na bağlanıyor. Yani şimdi sevgili Yusuf da söyledi. Uzmanlar der ki orman konusunda özellikle Akdeniz, bu Kızılçam ormanlarını iyi tanıyan uzmanlar, mesela Doğan Aytolunay'ın yazılarında rastlarsınız. Ben bugünlerde sıkça okumaya çalışıyorum uzmanlar neler söylüyor diye. Orman ekosisteminde özel çalışan uzmanlar neler söylüyor diye. Mesela der ki Doğan Ayoca çalışmasında, Kızılçam ormanlarına yanan yerlere dokunmayın. Çünkü küllerden tekrar aynı şekilde filizlenir ve orman ekosistemi tekrar yaşama başlar. Tabii onun yanmadan önceki hale gelmesi bir 80-100 yıl arasında bir süreci içerecek, o şüphesiz, ama orasını gene kendine orman ekosistemi haline dönüştürecek sistem. Kızılçam ağaçlarının, Akdeniz makilerinin özelliğinin bu olduğunu söylüyor uzmanlar. Peki genelgeye baktığımızda ne görüyoruz? Yani ne büyük bir nasıl diyeyim, görüştür ki birdenbire bir gün sonra olacak yangınları bildiler ve bunların nasıl değerlendirilebileceğini ya da bugüne kadar yanan yerlerin nasıl orman vasfından çıkarılabileceğine ilişkin ayın 28'inde bir genelge yayınladılar. Şimdi ben bu iki şeyi üst üste koyduğunuz... Hocam, kusura bakmayın, merak ettiğim için soruyorum. Yani sonuç itibariyle uzmanlar yaşanan tablonun böylesi bir yangın çıkaracağını hükümete de bildirmiş. Onlar da yangın çıktıktan sonra yapmaktansa şimdi mi yapalım diye düşünmüşlerdir. Yani ben tesadüf olduğuna inanmak istemiyorum doğrusu. Bilmiyorum siz nasıl değerlendirirsiniz? Ya ben tabii hepimiz iyi şeyler düşünmek istiyoruz. Yani çünkü aklımızı yitireceğiz aksi takdirde. Bu kadar kasıttan bahsetmemek istiyoruz ama çok tesadüfler var. Yani olasılıklar çok bu kadar yüksek olamaz. Yani yangından bir gün önce genelge yayınlanıyor. Daha önce de sevgili Yusuf Gürsucu'nun söylediği gibi tesadüfen bu alanlarda, yani Muğla bölgesindeki alanlarda maden ruhsatları dağıtılmış oluyor. Yani demek ki bunu daha değişik okuyalım. Maden ruhsatı dağıtılan yerlere madenler girecek.
dağıtılmayan yerlere de turizm amaçlı denizi görüyorsa, daha görünürlüğü yüksekse turizm amaçlı bir takım gelişme yerleri yapılacak ki genelge bir gün önce yayınlandı. Bu birincisi, yani iki tane veri var elimizde. Siyasi iktidarın yetmezlikten öte bir aykırılığı olduğunu gösterir. Kasıtlı olduğunu gösterir. Ben kasıt arıyorum. Çok çirkin gelebilir belki pek çok kişiye. Bu kadar tesadüfü çok yüksek görüyorum. Yani üçüncüsü ise daha acı. Yani madem böyle değildi, o zaman ellerinde zaten helikopterler vardı. Hani bırakalım basına yansıyan hangarlarda bekleyenleri. Var olan helikopterler bile devreye sokulmadı. 8 gün bu bölgede, 7-8 gün bu bölgede helikopterler gelmedi. Yani gerçekten gönüllülerin, bu bölgede çalışan itfaiyedeki emekçilerin, hatta onlara yardım eden jandarmanın halini görmenizi isterim. Bitap vaziyetteler. Yani yeme içme yok, uyuma yok. Böylesi çalışarak söndürmeye çalıştılar. Alt kotlardan yukarıya doğru. Üst kotlara zaten çok az müdahale edebildiler. Ama mesela Kemerköy'dü sanıyorum, ismini tam hatırlayamıyorum ama termik santral Akberen ormanlarına yakın olan onun olduğu yer çok çabuk söndürüldü. Hemen oraya helikopterler gidebildi. Demek ki istenirse gidilebiliyordu. 8 gün kimse gelmedi. Dolayısıyla bu 3 veri alt alta konduğunda ve biraz önce Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sayısal verilerini de gördünüz. Bu kadar alanların yandığı yerlerin nasıl turizm alanı olduğunu da gördüğünüzde çok farklı düşünemiyorsunuz. Yani tıpkı 2015'te Kürdistan bölgesinde başlatılan, Cudi'den başlayan ormanlarda güvenlik amacıyla insanların sokulmadığı ama yanmaya yol verildiği dönemlerde biz tanığız çünkü. Ben o sırada doğrudan orman bölge müdürleriyle görüşebiliyordum. Öyle bir yetkim de vardı. Peki, niçin göndermiyorsunuz dediğimde yarın inşallah göndeririz diyorlardı. Yani dolayısıyla bu yavaşlık da üstüne konduğunda dönüşmeyi görüyorsunuz. Yani sonuç itibariyle kasıt aramamak mümkün değil gibi bir görüş de ortaya çıkıyor. Yani biraz öyle, biraz evet. Öyle. Peki. Yusuf Hocam, sizinle devam ederim ama siz de tam o noktaya gelmiştiniz. Beyza Hocam da kısmen açtı. Daha ateş sönmeden işte rant planları devreye girdi. Öncesinde de çok ciddi rant planları vardı. Nedir gerçekten bunu anlayabileceğimiz şekilde de anlatırsanız bize doğrusu çok seviniriz. Çünkü çok karmaşık bir işte çok hesaplı, planlı, kitaplı işler var sanki. Şimdi hocam. Şeye de ekleyelim öncelikle, aynı zamanda 10 milyon metrekarede aynı Temmuz ayında Manavgat coğrafyasında ihale edildiğini de ekleyelim. Yani bunu atlamayalım. Sadece Muğla üzerinden gittiğimiz için onu biraz önce vurgulamadım. Şimdi şöyle düşünün, siz şu anda Marmaris'e tatile giden insanlar oranın doğal güzelliğini, ormanını, yeşilini ve deniz kıyısını işte gidip oralarda tatil yapmayı hayal ederek giderler. Ve buralarda herhangi bir maden girişimi ciddi tepkilere ortaya çıkaran, yani köylülerden başlayıp kentlerde yaşayan insanlara kadar ciddi tepkileri ortaya çıkarabilecek bir potansiyel taşıyor. Şimdi daha önce bu Kemer Yeniköy, işte Yeniköy'deki yapılan o termik santraller geçmişte Gökova termik santrali olarak geçerdi. Ve o yıllarda bile hatırlayın çok ciddi tepkiler ortaya çıkmıştı. Yıllarca bunun adımını atamadılar. Fakat komiser yatırım diye işte geçti o iş gitti. Fakat bugün Limak ve İçtaş'a ait iki tane fabrika. Ve bu termik santraller Akbelen ormanlarını yok edip o bölgede yani yüz binlerce ağacı kesip kömür havzası yaratma çabasındaydılar. Geçenlerde daha bu yangınlar başlamadan önce oraya iş makineleri girdi. Yani ağaçları kesmeye başladılar ve o bölgedeki köylüler sürece müdahale edip durdurdular. Yani o süreç devam ederken mahkemeye vermişlerdi. Mahkemeden bir yanıt bekleniyordu, karar vermesi bekleniyordu. Bu kararı beklemeden
bu Limak gibi şirketler o bölgeye iş makineleri soktular. Şimdi düşünün, ormanlar yanıyor ve binlerce ağaç katlediliyor. Diğer tarafta sen izin vermişsin devlet olarak. Buradaki ormanları kes kardeşim, sen buradan kömür çıkar. Diğer taraftan Sinop'ta nükleer santral yapacağım demişsin. 650 bin tane ağacı katletmişsin. Diğer tarafta işte Kirazlı'da, Kaz Dağları'nda 350 bin tane ağacı bir altın madeni için katletmesine izin vermişsin. Şimdi bu izinleri veren, bunları yol açan bir iktidarın bu mevcut yaşanan orman yangınlarında bir dahli olmadığını düşünmemiz için hiçbir neden yok. Yani düşünmek durumundayız. Bunun arkasını kurcalamalıyız. Neden kurcalamalıyız? Ya biraz önce söyledim. 81 milyon metre kare alan madenlere siz daha Temmuz ayında, bunun geçmişte geçen Eylül'de var, Aralık'ta var ihaleler. Yani buralarda tamamını zaten bir harita gösterebiliriz. %59'u Muğla coğrafyasını siz ihaleye açmışsınız madenler için. Birçoğunu yapmışsınız. Birçoğunu işte ihale şartlarını oluşturmuşsunuz ve bunun için çalışıyorsunuz. Şimdi böyle bir süreci işletirken burada yanan ormanlarla bunun ilgisi yoktur diyebilmemiz için yani herhalde biraz saf olmamız lazım ya da ne bileyim ne olmamız gerekiyor. Biz ilişkisi olduğunu söylemek durumundayız. Çünkü çakışıyor. Yani üst üste geldiğinde yanan yer ve maden alanlarını çakıştırdığınızda haritaları aynı alanlara tekabül ediyor. Bu nedenle yani bugün bizim farkındaysanız NASA'nın bilgileri ortaya çıktıktan sonra iktidar bu şeye yapıştı. Küresel boyutta orman yangınlarında yaşanıyor. İşte bizde de yaşanıyor. Şimdi bu küresel anlamda yaşanan bu küresel ısınma ve benzeri işte ekolojik krizler aslında sermayenin yarattığı, işte bu kapitalist devletlerin yarattığı bir sonuç ama aynı zamanda da bundan yararlanmanın peşine de düşmüş durumdalar. Bu nedenle alternatif enerji bilmem ne kaynaklarına yönelerek yeni sermaye birikimleri alçarlarken bizim gibi işte şu anda yaşadığımız orman yangınlarının arka planlarını saklamak için küresel ısınma, küresel boyutta yaşanan orman yangınları diyerek bu maskelenebiliyor. Yani buradaki bu ayrımı, bu ayrıcı çok iyi açmamız lazım. O nedenle de yani saldırıya uğrayan alanlarda neyi amaçladıklarını görmemiz gerekiyor. Ve Kürdistan'daki boyut da buydu. Bu en son Genç'te biliyorsunuz bir orman yangını yaşandı. Ve orman yangını, yanan ormanların tamamı maden sahası. Yani bunlar tesadüf olamaz. Peki. Yani eğer giremiyorsa, eğer tepkilerden korkuyorsa birileri ateşliyor. Ben böyle düşünmek durumundayım. Çünkü başka bir yanıt bulamıyorum ben bu olgulara. Orman yangınlarda Kürdistan'ı biraz da özel konuşalım bir başlık altında diyorum. İsterseniz biraz önce Beyza Hocam da o noktaya değinmişti. Son dönemde biz Kürdistan'daki ormanları yakıldığına ilişkin haberler yaparken görüntüler de bize ulaştı. Şemdinli'de bizzat askerlerin benzin dökerek yaktığı görüntüleri yayınladık. Sosyal medyada da çokça dağıtıldı. Görüntü 2016 yılına aitti. Farklı bir açıdan çekilmişti. Daha önce DİHA yayınlamıştı ama DİHA'nın yayınladığında ateşin yükseldiği ve askerlerin netliği belli değildi. Uzun zaman sonra biri cesaret edip çektiği görüntüyü bize göndermişti. O görüntüyü ilk biz yayınladık. Daha açık, net görünen. Ama daha farklı şeyler de var. İşte Hozat'ta da yangın var. Bağ söndürmeye giderken engelleniyor. Bunları nasıl değerlendirmek gerekir Beyza Hocam? Özellikle Türkiye'nin diğer bölgelerinde ortaya çıkan yangınlarla da kıyaslamanızı istiyorum doğrusu. Nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız Kürdistan'daki yangınlarla ilgili? Ya orman yangınlarının hepsinde aslında bir neden var şu anda. Öncesinde de vardı, 90'lı yıllarda da vardı. Beyza Hocam dondu herhalde. Peki Beyza Hocam tekrar gelinceye kadar arkadaşlar baksınlar. Biz Yusuf Hocam hemen aynı soruyla sizinle devam edelim. Siz de tam o noktada durmuştunuz zaten. Evet. Ya Beyza Hocam'ın başladığı nokta da önemli tabii ki. 90'lardan bu yana yakılan orman
ormanlık alanlar yakılan diyoruz. Orada yanan pek olmadı nedense. Yakılan ormanlık alanlarda öncelik tabii ki orada gerillaya karşı yürütülen çalışmada diyeyim, devletin yürüttüğü çalışmada ortalığı görünür kılmak ilk başlama nedeni buydu. Yani gerillanın saklanamayacağı ya da işte ormanları kullanamayacağı alanları yaratmak için orman yangınlarına başladılar. Aynı zamanda sıkıştırdıkları bir takım gerilla unsurlarını ya da köylüleri fark etmiyordu onlar için. Onları da yok etmenin bir aracı olarak kullanıldı ormanlık alanların yakılması. Ve bugüne kadar hep böyle geldi. Hala da böyle devam ediyor. Fakat günümüzde biraz farklılaşmaya başladı. Onu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Örneğin son şu anda Dersim'de yaşanan orman yangını, işte Edice'de yaşanan orman yangınları, yani birbirlerine karıştırmadan, arka planlarını iyi okuyarak yapmamız gerekiyor. Şu anda Hakkari'den bütün yani Şırnak'tan işte yani Urfa'ya kadar hatta diğer de Van'a kadar bütün Kürdistan coğrafyası maden sahası olarak işaret. Çok ciddi adımlar attı bunun için. İşte Siirt'te kocaman bir fabrika kuruluyor. Yani o zaman sadece askeri bir neden değil, uzun vadeli başka sadece bir plan. Sadece değil. Şimdi bakın askeri nedenlerle başladı. Bugün bu aynı perspektifte yine askeri nedenler burada olmaması mümkün mü? Yani mutlaka var. Fakat bunun yanına ekleme yapın. Yani burada bir yağma alanı açıyor sermayeye ve şu anda gerillayı ezdiği iddiasıyla sermayeyi de buraya çekme gayreti içinde olduğu görülüyor. Hakkari'de attığı adımlar o. Çinko madenleri ve Siirt'te açtıkları, hatta bugünlerde devreye girecek Çinko izabe tesisi, işletme tesisi Tatarlar açıyor. Burada yani çok büyük bir işletme. Bütün bölgedeki çinkoları alsan ancak bunun işlerini yetiştirebilir. Bu nedenle de işte Hakkari Dağları şu anda çinko için ciddi anlamda çalışmaya başladılar. Yani ama bunlar tabii ki şey değil, niyetle örtüşmeyebiliyor. Yani bunların hesapları bu, fakat karşılığı olur mu? Oradaki halk buna nasıl cevap verir? Yani bu olanaklar onlara yaratır mı? Yani izin verir mi? Gibi birçok sorular var. Çünkü Dersim'de yıllardır bu girişimi yapmaya çalışırlarken Dersim halkı çok fazla izin vermedi buna. Getirdiler HES'lerle, şunlarla, bunlarla ama madenlerle henüz Erzincan'dan Dersim'e de atlayabilmiş değiller. Fakat buraları da içermek istiyorlar. Ve şu anda Dersim'de yanan orman yangınlarında arka planda bu var hocam. Yani bunları ayırt etmemiz gerekiyor, görmemiz gerekiyor. Nedenler sadece güvenlik değil, aynı zamanda kapitalist yağmanın iç içe geçmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Siz halkın tepkisinden söz ettiniz. Dersim'deki halkın tepkisini söylediniz. Biraz önce de sormuştum Beyza Hocam'a. Halk söndürmeye giderken de askerler önlerinde set oluyor. Dolayısıyla söndürmelerini engelliyorlar. Bu duruma ilişkin ne denebilir? Yani o Dersim'deki tablonun Kürdistan'ın diğer bölgelerinde de yaşama geçmesi için, gerçi HES'lerde ve diğer konularda ne yazık ki çok başarılı olunamadı Karadeniz bölgesinde de, Kürdistan'da da. Ne yapılabilir o konuyla ilgili gerçekten? Yani doğaya hocam, sahip çıkmak demek belki yalnız başta yavan kalır ama ciddiyeti nasıl kavratılabilir bu işe? Şunu halkın görmesi lazım. Yani ya da bizim göstermemiz lazım ya da siyasi anlamda bu bağlamda çaba gösteren insanların bu gerçeği görmesi lazım. Bölge ciddi anlamda çoraklaşıyor, çölleşiyor. Yani büyük bir sıkıntı var. Bu sıkıntının en önemli nedenlerinden biri bölgeye yapılan büyük barajlar. Ve bu barajları besleyen irili ufaklı yine birçok baraj yapılıyor. İşte tünel tipi barajlar, hidroelektrik santraller yapılıyor. Su doğadan alındığı sürece, su merkezi bir alanlara toplandığı sürece bölgedeki kuraklık ve yağışsızlık sorunu çok daha büyüyecek önümüzdeki süreçte. Bugün işte bu yaz yaşadık, yani Haziran'da özellikle Batman'da bazı alanlarda ekinden elde edilen ürün %92'lere varan bir kayıp yaşandı.
Yani adam ekmiş 1000 dönüm atıyorum ya da 1000 kilo bir şey alacak oradan, buğday alacak, bunun sadece 10 kilosunu alabiliyor. Yani bu ne demek biliyor musun? Bu korkunç bir problem, korkunç bir olay. İnsanlar gelecek senelerde çok daha ağır koşullarda bunlarla savaşmak zorunda, yaşamak zorunda. Bunun yanında işte görüyorsunuz yani DEDAŞ denilen bir şirket var orada. Resmen yani terör diye nitelenecekse bir şey, onunkisi ciddi bir terör eylemi. Çünkü insanlar biraz önce dediğimiz nedenle dolayı ürünlerini ektiklerinde bu ürünlerden elde ettiği gelirler, bırakın geçinmeyi, su parasını bile karşılamıyor, enerji parasını hiç karşılamıyor. Yani böyle bir şeye mahkum edilmiş durumda halk orada. Ve yani orada eğer barajlara, HES'lere ya da enerjiye ya da madenlere karşı çıkacaksak, işte bu gerçekler üzerinden çıkacağız. Nasıl çıkmayabiliriz? Şimdi insan orada şey yapıyor, yani bir tarlası var, yanında kocaman Bozova'ya gidin, kocaman Atatürk Barajı var. Ve Atatürk Barajı'ndan Bozova'daki köylülere, çiftçiye, o fıstık bahçelerine su verilmiyor. Ne yapıyor o halk? Halka DEDAŞ'ı bir taraftan kazandırmak, bir de işte insanların üretim süreçlerinden koparmak, yalnızlaştırmak, göçe zorlamak gibi bir takım politikalarla birlikte yeraltı sularına mahkum ediliyorlar. Ve yeraltı sularında maalesef çok ciddi sorunlar var. Peki. Beyza Hocam tekrar hoş geldiniz. Bazen teknik aksaklıklar olabiliyor, hiç önemli değil. Sorumu hatırlıyorsunuz. Biraz da hem Kürdistan'daki ormanlarla Türkiye'nin batısındaki ormanların yanmasına ilişkin politikaları kıyaslamanızı isteyecektim. Siz yokken Yusuf Hocam dikkat çekici bir noktaya da değindi. Kürdistan'daki ormanların sadece askeri amaçlı yakılmadığını, çok miktarda maden alanı olduğu ve o maden alanlarını da birilerine peşkeş çektiklerini söyledi. Onunla olan bağlantıları da anlattı. Siz de bu konuda epey çalışma yaptınız. Ne dersiniz bu konuyla ilgili? Yaşananlar nedir oralarda? Ya ben Yusuf'a tamamen katılıyorum, Yusuf Hoca'ya. Çünkü birlikte süreci de çok izledik ve mücadelesini de yürüttük. Aslında apayrı bir şeyle toplantıda da konuşmak lazım belki bütün bunların nedenlerini. Ama çok kısaca sermayenin 2000'li yıllardan sonraki süreçlerinde arkasına güvenlik önlemleri vesaire sözlerinin de eklendiği şekilde bütün bu coğrafyada, Mezopotamya Havzası'nda, Kürdistan bölgesinde, Anadolu'da, Trakya'da, aklınıza neresi gelirse sulara müdahale edildi ve suyun ticarileşmesi sürecinde barajlar, hidroelektrik santrallerin farklı şekillerde, yani barajlanarak ya da borulanarak şirketlere devri sağlandı. Böyle alana giren şirketler, işte Limak gibi mesela, az önce Yusuf'un bağlandığında Akbelen Ormanları üzerinden yaptığı değerlendirme buradaydı. Her yerde gördüğümüz birkaç tane şirket var bu dönemde. Hem suya sahip oldular, hem maden şirketlerine sahip oldular, hem enerji şirketlerini yürütür süreçlerin içine girdiler bu dev şirketler. Ve havzalara girdikten sonra zaten gerçekten oranın egemeni haline geldiler. Yani suya müdahale etmeye başladığı andan itibaren hemen çeperinde, ya işte Silvan'da, Hozat'ta, Amed'de gördük. Kaya gazı sondajlarının yapan şirketler devreye girdi. Ya da işte Kaz Dağları'nda gördük, farklı yerlerde gördük. Derhal maden şirketleri devreye girdi. Ya da diğer enerji şirketlerini görmeye başladık. Ege'de, Aydın bölgesinde, yukarıya kadar Çanakkale'de olduğu gibi JES'ler, jeotermal enerjiler devreye girdi. Mersin'de, Sinop'ta yapmaya çalıştıkları gibi nükleer santraller devreye girmeye başladı. Aslında bütün bu süreçlere baktığınızda sermayeyi de arkasına almış ve kimliği de devlet yapısını da dönüştürmüş bir siyasi iktidarı görüyorsunuz. Yani ciddi anlamda 2000'li yıllardan sonra bunun taşeronluğunu üstlenmiş ve uygulamaya sokmuş. Bugün yangınları dahi son derece meşru hale getirmiş bir siyasi iktidarı görüyorsunuz.
Yangınlar, evet doğru, çok haklısınız. Farklı amaçlarla, güvenlik amacıyla Kürdistan'da yıllarca sürdürüldü. Oraya egemen olmak için yıllarca sürdürüldü. Evet, maalesef. Biliyorum orman yangınlarının yaşandığı alanda Beyza Hocam. Orada yangınlar da epeyce olumsuz etkilemiş çevreyi. Türkiye'nin en önemli turistik bölgeleri olmalarına rağmen internetler çökmüş neredeyse. Buna rağmen ısrarla da bağlandık hocama. Çünkü kendisi de zor olacağını söylüyordu yayın öncesinde ama arkadaşlar uğraşır tekrar gelir. Hocam belki biraz da bu orman yangınlarından ırkçılık devşirme işini konuşalım istiyorum. Şimdi Beyza Hocam da söyledi, tutmadı dedi o politika için. Bir denediler aslında görünen o. Özellikle son 2 gündür yapılan yorumlara bakıyorum. Sanki o tutmayan politikadan vazgeçtiler gibi biraz da ellerinde mi patladı, neden? Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünürsünüz? Irkçılık devşirerek kendi açıklarını mı kapatmak istediler? Yoksa daha büyük bir politika mı hesaplıyordu? Daha farklı plan ve projeleri mi vardı bu konuda? Ne dersiniz? Olmazsa o olur mantığı burada işliyor. Yani iki yönlü bir yürüdüğü belli. Öncelikle yanan ormanlara bir sorumlu ya da bir sabotajcı ihtiyacı ortaya çıkarıyorlar kendi kendilerine. Bu ihtiyacı ya da bu bağlamda bir veri ortaya çıkaramayınca beraberinde şeyi geliştirdiler bu kez. Yani sorunu orman yangınlarında yaşanan halkın o büyüyen öfkesini belli şeylerin arkasına, işte Konya'da katledilen o 7 kişilik ailede olduğu gibi bunu çok daha yaygın bir şekilde yapabilirlerdi. Yapmak da istediklerini düşünüyorum. Hem gündemi değiştirmek hem de gerçek anlamda Kürt düşmanı şeylerini, yapılarında bu şekilde idame ettirmek. Yani bugün mevcut iktidar Kürt düşmanlığı üzerinden tutunduğunu düşünüyor iktidar. Ya buradan yürümeye çalışıyor. Çünkü yanında MHP gibi bir parti var. Bir partiyle dayanışmak, birlikte yönetmek bu bağlamda kullanışlı geliyor ona. Tabii ki sorumlu olarak da Kürtleri yaratmak istedi, beceremedi. Beyza hocamız geldi. Bence ona söz verelim. Peki ben Beyza Hocam hiç önemli değil onu söyleyeyim. Yani gerçekten Yok sıkıntı burası yok herhalde mümkün değil biliyorum internette sürdürebilmek. sorun var ama yine de biz devam ettirebildiğimiz Evet, kadar devam evet. ettirelim sizinle. Yani... Bir konuya geçtik belki o Kürdistan'daki yangınları biraz konuştuk siz de meramınızı az çok anlattınız. Eyvah yine gitti Beyza Hocam. Evet Yusuf Hocam sizinle devam edeceğiz. İzleyicilerimiz de kusura bakmasın ama izah ettiğimiz gibi bir durum. Şu meseleyi bitirelim isterseniz. Bu sivil insanlara kimlik sormaları, sivil insanların kimlik sormaları, polislik, askerlik taslamaları ve bu kadar pervasızca davranmaları doğrusu çok dikkat çekiciydi. Ne dersiniz? Biraz da oradan devam edelim. Tabii bir bütün olarak iktidarın ırkçılık devşirmesinin sonuçları bunlar. Onları da biliyoruz. Aslında yani çaresizliğin şeyleri, bence çırpınışları bunlar. Yani orada böyle bir girişime başlamaları, çünkü o kimlik soranlar, şunlar bunlar, oraya teknelerle taşınıp getirildi. Bunlar basında yer aldı, sosyal medyada yer aldı. Dışarıdan gelen insanlar, yani oranın halkı örgütlenip işte biz burada bilmem ne yapalım falan gibi bir başlayan bir şey değil. Yani direkt olarak dışarıdan gelen birileri örgütlü bir şekilde gönderilmiş. Burada şimdi bu kimlik sormalarla başlayan süreçte tabii ki hedefleri Kürtler. Neden Kürtler? İşte Kürt kaçtığı üzerinden işte yangınları zaten onlar çıkardı bağlamında. Beyza Hocam'ın interneti tekrar donmadan son bir kez de ona sorayım rahatlatsın. Rahatlatsın çünkü sıkıntılı biliyorum gerçekten sıkıntılı internet orada. Evet, ben Özellikle bu kusursuza ırkçı çok saldırılarla özür ilgili dilerim. yorumlarınızı Yani almak istiyorum sözünü hocam. hep tamam. Sözünü kesiyorum.
Yani ben en çok senin değerlendirmen kesildiği için üzülüyorum. Gerçekten çok çok sıkıntılı. Yusuf Hocam hoş görür, önemli değil. Biliyorum. Çok çok iyi tanıdığım bir yoldaşım. Bu ırkçılık, evet, yani siyasi iktidarların aslında bunu doğru konuşmakta yarar var. Bugüne değin toplumsallaştırdığı bir ötekileştirme, ırkçılık, ne derseniz deyin. Dolayısıyla şu an duyuyor musunuz beni bilmiyorum. Duyuyoruz, sıkıntı yok. Tamam. Dolayısıyla bu zaten toplumsal olarak kodlarımıza işlemiş durumda. Yani ben şeye tanık olmadım açıkçası. Yani araçlarla getirilen insanlara tanık olmadım. Ama bölgede yaşayan ama yangına müdahale eden değil de, çünkü edenlerin hiç vakti yoktu. Yani hiç bunları ne konuşacak, ne dillendirecek, ne yol kesecek, böyle bir vakitleri yoktu. Ancak bunun dışında hakikaten dışarıda duranlar ve bu ırkçılığı yapısına son derece sindirmiş olanlar bu polis kimliğine çok kolay giyindiler. Medyada ya da iletişim hatlarında bulundukları grupların içinde sürekli bu aklı işletmeye çalıştılar. Ve bu o kadar kolay oldu ki, yani bunu gören yol kesmeye çok rahatla başlayabildi. Hani bu yol kesenler belki gerçekten araçlara bindirilmiş getirilmiştir. Onu bilmiyorum. Ancak bu çok kolay birbirini takip etti. Yani böyle bir şey zaten. Hani bir yerin alev alması gibi, bir kıvılcımı koyuyorsunuz ve zaten o uygunsa ortam hemen alev alıyor. Burada da öyle zaten. Toplumsal akıl o kadar ırkçı bir akıl ki yıllardır iktidarların beslediği. Dolayısıyla kim, yani ben şuna tanık oldum bir iletişim ağında, 57 plaka bir aracı durdurup bulduk diye, yani bas bas bağırdılar. Jandarma gereğini yaptı. Hiçbir şekilde bunun ilişkisi yoktu zaten. Aracın sahipleri serbest bırakıldı. Ama onu yaşatmak bile zaten o insanlara yeterince ötekileştirmek, birbirimize bir aramızı açmak, düşmanlaştırmak, bu işletiliyor. Hoş olan nedir? Hocam, bu politikada bilinçli bir girişim, bir plan olduğunu ama sonradan tutmayınca vazgeçtiğini düşünebiliyor musunuz? Yani sanki bunlar tek başına yapmış gibi. Çünkü çok tehlikeli. Yani buradan yürüseydi eğer, devam etseydi vazgeçmezlerdi muhtemelen. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Çünkü 3 tane bakan bu bölgeye, Muğla bölgesine geldi. Bu provokasyonların çok gerçek olmadığını ağızlarının içinde gevelemeye başladılar. Çünkü bu bölgede yaşayan insanlar buna prim vermediler. Gerçekten vermediler. Ben buna da tanığım bir taraftan. 3-5 kişi çıktı ama kimse böyle düşünmedi. Alanı birlikte söndürmeye gittiler. Kimse birbirini ötekileştirmedi, düşmanlaştırmadı. Bu akıl yürümedi. Yani yürüseydi dediğiniz haklı, doğru olabilirdi. Siyasi iktidar buradan yol alabilirdi. Ama bu bölgede yürümedi. Yürüyen yerler olabilir mi? Bunu daha kaşırlar mı bilemiyorum. Ama Meram'da, Konya Meram'da yürüdü. Yani Nisan'da başladıkları ötekileştirmeyi geçtiğimiz hafta içinde sonladılar biliyorsunuz. 7 tane aynı evden insanı katledebildiler. Evet. Yani bu son derece tehlikeli bir şey. Asıl yangından korktuğumuz kadar biz bundan da korkuyorduk. Şakası yok. Yani benim tanık olduğum bir başka olay vardı. 4 tane çocuğun ateş aldırdığı bir yerdi. Çocukların üstüne yürüdüler. Yani eğer o çocuklar biraz daha büyük olsaydı, o çocuklar hakikaten Kürt olduklarını hissettirebilir bir
ilişki kurulabilseydi belki başka şeyler olurdu. Yani ortam çok müsaitti. Bağıranlar, çağıranlar, ötekileştirenler vardı ama derhal sükunete çağırdılar. Jandarma gereğini yaptı orada. Derhal çocukları uzaklaştırdılar ve böyle bir şey olmadığını daha sonra ifade ettiler. Bunlar çok önemli. Ya buradan fişeklenecek, hep beraber öleceğiz. Yani şakası yok bunun. Ya hep beraber birbirimizle destek olacağız ve bu ırkçılığa son vereceğiz. Ve bu orman yangınlarına son vereceğiz. Bu iki şeye son vermemiz gerekiyor. Buna son veremezsek eğer bu topraklarda barış hiçbir zaman olamaz. Sürekli savaş halini yaşarız. Ormanlar da yanar. O boşalan yerlere de genelgede yazdıkları gibi ya oteller gelir ya da işte TOKİ'nin reklamlarda sunduğu gibi o evleri yaparlar. İnsanları bir kez daha borçlandırırlar. O da olmazsa Hozat Silvan'da olduğu gibi kaya gazı sondajı yok. Kaz Dağları'nda olduğu gibi maden sondajı. Muğla'da verdikleri ruhsatların sahipleri gelirler, konuşlanırlar ve burada halklar da yaşayamaz, canlılar da yaşayamaz. Sadece para kazananlar sermaye biriktirmek için işletmelerini kurarlar. Peki. Onun için bize çok iş düşüyor. Hepimize çok iş düşüyor. Gerçekten politik olarak çok cesur olmamız lazım ve siyasi iktidara hiç izin vermememiz gerekiyor. Hangi amaçla aramıza girerlerse girsinler, biz birlikte yan yana olmaktan vazgeçmememiz gerekiyor. Yaşamımızı da, yaşam alanlarımızı da, özgürlüğümüzü de korumamız gerekiyor. Peki. Yusuf Hocam, kusura bakmayın bir kez daha. Hemen araya girdik. Teknik aksaklık bir daha yaşanırsa sıkıntı olmasın diye. Sizinle devam edelim. Beyza Hocam, siz isterseniz ayrılabilirsiniz. Yani internet zor biliyorum. Size de teşekkür ederim. Kopmadığım kadar teşekkür Peki, ederim. Program sonunda tekrar teşekkür edeceğim. Yusuf Hocam, sizinle devam edelim istiyorum. Sözünüz zaten yarım kalmıştı. Üstelik bu ırkçılık meselesini, ırkçılık devşirme meselesini konuşuyorduk. Sivil insanların yol kesmelerini konuşuyorduk. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bir plan yaptılar da yaşama geçiremediler mi? Hocam, bir pogrom planı vardı bence. Yani bu eğer, çünkü davranışlarında izliyorsunuz. Şimdi orman yangını bir tarafta yanıyor. Tamam, onlar yol vermiş olabilir, vermemiş olabilir ama en azından illa bir ucundan müdahaleleri gerekiyor. Fakat izlediler. İzlediler, günlerce izlediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kere bile çıkıp konuşmadı ta ki dördüncü güne kadar. Yani diğer bakanlar üçüncü günü falan geldi orman yangınlarının yerine. Şimdi bu süreç yaşanırken böyle büyük bir felakette bir sorumlu yaratmak ki bunlar için tabii ki baş sorumlu her zaman Kürtleri yaratmak isteyeceklerdir. Her alanda bunu yaşıyoruz zaten. Yani başlarına yolda gidip yürürken ayakları taşa takılıp düşseler bile o taşı işte Kürtler koydu diyebilecek durumdalar. Yani buradan tabii ki farklı dertleri var. Çünkü Kürt halkı artık bağımsızlığını kazanmak istiyor. Bağımsız olarak yaşamak istiyor. Yani özgür bir ülkede yaşamak istiyor. Bütün hak ve hukuk adaletini kendi yaratmak istiyor. Bu talebi yok etmenin yolları bu buralardan geçiyor. Sorunlu yaratmak, işte yangını Kürtler çıkardı. Yok bilmem ne yaptı, orada bilmem ne oldu. Yok asker öldürüldü, yok bomba atıldı gibi bir takım hikayelerle Türkiye halklarında bir Kürt düşmanlığı yaratmak istiyorlardı. Bu yangın çok kullanışlı bir şey olabilirdi onlar için. Bunu bir pogroma, bir ciddi bir saldırıya dönüştürebilirlerdi. İyi ki dönüştüremediler, başaramadılar. Peki. Yani bunları diyebilirim herhalde bu bağlamda. Peki. Beyza Hocam, kesilmeyinceye kadar devam edeceğiz sizinle. Son dakikalarımıza da girdik zaten. Ama özellikle arada zaman zaman dediniz ama böyle bir toplu olarak bakıp sorunun çözümüne
dönük ne dersiniz diye sormak istiyorum. Gerçekten kim ne yapmalı? Yani sorun nerede diyeceğim, sorun biliniyor ama kim ne yapmalı, nasıl yapmalı, ne şekilde yapmalı? İktidar belli de muhalefet açısından da değerlendirmek gerekir sanırım. Ne dersiniz? Yani bir kere şu an yaşam alanlarını biraz evvel Yusuf'un da söylediği gibi gayet ciddi saldırı oldu. Yani bırakın orman yangınlarından ibaret değil bu saldırı. Orman sahalarına her yere giriyor. Bir şey soruyordunuz bana. Yok, bir şey sormadım. Birden dondu. Tamam. Devam edin hocam. Tamam. Zaten gidiyor. Yani buna yol veren bir iktidar var. Dolayısıyla aslında yaşam alanlarımızı korumamız gerekiyor. Şu anda bunu kolaylaştırmak için ormanlar yakıldı. Kim yaktığının ötesinde kimin izin verdiği ortada, Yusuf'un söylediği gibi. Ve bayağı başardılar. Bunun geri dönüşümü yok. Yani yok olan binlerce, on binlerce hektar, 70 bin hektara yakın olduğu söyleniyor. Şu anda tespit edilen sadece bu 10 gün içinde. Bunların yeniden geri kazanılması 60-80 yıl. Biz hep beraber gerçekten yaşam alanlarını yaşam alanı olarak korumak zorundayız. Sermaye aştırmamak zorundayız. Bir kere politik olarak burada durmamız gerekiyor. Çünkü bunlar bizim ihtiyacımız değil. Yani buraya konuşlanacak olan madenler bize ait, bizimle ilgili değil. Enerji şirketleri bizimle ilgili değil. Sermaye için bunları konuşlandırıyorlar. Dolayısıyla önce hep beraber yaşam alanlarımızı korumamız gerekiyor. Ve bugün sevinilen bir şey var ki... gerçekten halklar birbirinden ayrılmadan yaşam alanlarını koruyorlar. Son İkizköy buraya çok yakın, aylardır insanlar yerinden ayrılmıyor. Pek çok yerde biz buna tanık ettik. Kaz Dağları'nda ettik, Cerattepe'de ettik, Munzur'da ettik. Her yerde halk, Hepsel'de ettik. Hasankeyf'te beceremedik yan yana durmayı, onu kaybettik. Ama yan yana durmayı öğrendik. Kültür varlıklarımız nasıl sermayeye teslim edilip yok edilirken, yaşam alanlarımız nasıl geri dönüşümsüz yakılıp yıkılırken artık biliyoruz. Dolayısıyla ne yapacağız? Evet, bütün muhalefet olarak siyasi iktidarın bu sermaye projelerine yol vermemek için gerekçeleri, yöntemleri ne olursa olsun onlarla birlikte mücadele edeceğiz. Ve birlikte doğru politikaları üreteceğiz ve yaşama getireceğiz. Bu iktidar gitmeli. Çok net. Bu sistem çöktü çünkü. Sadece ormanlar yanmıyor. Biz hep beraber yok oluyoruz. Ekonomi yok oluyor. İş cinayetlerinin sayısı arttı, işsizlik arttı. Az önce söyledi Yusuf, tarım alanlarında tarım yapılamaz hale geldi. Sırf suyu olan ücretlerini ödemedikleri için çiftçilerin sularına müdahale edebilecek kadar ileri gidebildi işletmeler. Çünkü onların elinde bu müdahale. Elektrikleri kesilebilir gayet rahatlıkla. Dolayısıyla geçimlik yaşam sona eriyor. Hep beraber yok oluyoruz. Yani bu sadece parasını ödeyemeyen çiftçinin tarlasına el koymak değil, bizim de yaşamımız yok oluyor. Burada yanan ormanlar sadece ya da Kürdistan'da yanan ormanlar orada yok oluş değil. Herkesin yaşamı yok oluyor. Evet. İnsanların, canlıların. Onun üzerine o yüzden hep beraber doğru politikayı birlikte sürdürmek, demokrasiyi yeniden inşa etmek gerekiyor. Bu kapitalizmin ve faşizmin karşısında birlikte durmamız gerekiyor. Evet. Bunu başaramazsak hep beraber yok olacağız. Hep beraber yok olacağız.
Yusuf Hocam siz ne dersiniz? Bu da size son sorum olsun. Gerçekten kim ne yapmalı? Özellikle muhalefet açısından baktığınızda tablo nedir? Hocam şu anda mevcut iktidarın durumunu zaten yaşıyoruz. Yani böyle bir iğrenç yönetimin altında yaşıyor olabilmek bile insana dokunuyor. Yani onurunu kırılıyor. Fakat buna muhalif olan ana muhalefet ise çok farklı değil. Yani bunu görmemiz gerekiyor. İçindeki iyi niyetli, işte gerçekten çabalayan milletvekili ya da üye yöneticilerini bir yana ayıralım. Fakat görüyorsunuz yani koca CHP genel yönetimi ya da genel başkanlığı bu yangınlar sürecinde neredeyse kılını kıpırdatmadı. Yapmadı bir şey. Yapmayacak. Yani Kürdistan'a yönelik saldırılarda da aynı tutumu alıyor. Ya yani her şeyde aynı tutumu alıyor. Bizim burada ihtiyacım olanımız alan işte HDP'nin de ortaya koyduğu gibi üçüncü yol. Yani üçüncü yolu yaratmak zorundayız. Buna geçtiğimiz günlerde Emeğin Partisi de aynı bağlamda bir açıklama yaptı. Ve HDP'nin bu bağlamda zaten uzun yıldır vurguları var. Biz halkların gerçek anlamda temsilcilerinin bir araya gelebileceği bir üçüncü yolu yaratmak ve bu üçüncü yolu yaratırken de tabii ki şunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Yani bu ekoloji mücadelesi ekolojistlere, çevrecilere bırakılacak bir mücadele değil. Ekoloji mücadelesi politik bir mücadele ve kesinlikle yani siyasi partiler bunu merkezi anlamda her ne yapıyorsa, neyi önemsiyorsa bu atlanamayacak, en başa oturtulması gereken bir süreç. Yani ekoloji mücadelesini temel alan bu bağlamda bir araya gelmeleri, üçüncü yolları örgütlemeleri ve bu bağlamda ilerlememiz mümkün ki bence yani eğer bir şey kazanacaksak muhtemelen buradan kazanacağız. Profesör Doktor Beyza Üstün, HDP Ekoloji Komisyonu'ndan aynı zamanda tabii yakın zamanda da hapishaneden çıktı, onu da biliyoruz. Bir kez daha geçmiş olsun diyerek teşekkür edeyim size. Bağlantı içinde izleyicilerimiz eminim hiç bir şekilde olumsuz bakmayacaklar, mazur görecekler. Çünkü bulunduğunuz alanda da zaten bağlantı zayıftı. Tekrar teşekkürler. Yusuf Gürsücü gazeteci arkadaşımız, Yeni Yaşam Gazetesi ekoloji editörü, size de görüş ve değerlendirmeleriniz için, katılımınız ve katkınız için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Evet sevgili izleyiciler, Medya Haber'de gündemin sonuna geldik. Bugün Türkiye'deki orman yangınlarını konuştuk. Orman yangınlarından ırkçılık devşirmek isteyen iktidarın tutumunu konuştuk. Ve sonunda da kısaca çözüm yoluna ilişkin konuklarımızın görüşlerini sizlerle paylaştık. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.